Sevgili dostlarım, herkese iyi günler. Bugün size gürültülü bir yerden video çekiyorum. Burası neresi? Burası Basın Express'te bir köprü üzeri. Niçin köprünün üzerinde video çektiğimi ben size anlatayım. İstanbul'un göbeği burası Basın Express Caddesi. Eski Atatürk Havalimanı'na gelen veyahut da havalimanından İstanbul dışına gitmek isteyenler için olan yol. Buradaki köprünün bağlantısı Yenibosta tarafına bağlanıyor ve iki telli tarafına da dönebiliyorsunuz. Buradan geriye de Halkalı tarafına bağlanan bir köprünün üzerindeyiz. Niçin ben bu köprüyü seçtim? Niçin bu köprünün üzerinde video çekiyorum ve bu köprüyü niçin çekiyorum? Önemli olan konu bu. Şimdi biraz da yağmur yağıyor. Ben bu videoyu çok kısa tutacağım. Devletinizin saçmalıklarından, seçmelerden bir tanesini daha sizin huzurunuzda yayınlıyorum. Bu köprünün üzerinde sanki bu köprü yani İstanbul'da yok. Bu İstanbul'da da sanki siviller yaşamıyormuş gibi. Buradan köprünün üzerinden karşı tarafa geçmek kesinlikle herkese çok büyük bir cendere. Geçemiyorsunuz yani. Yandan buradan korucuların yanından geçmek isterseniz buradan zaten geçemiyoruz. Yola düşüyorsunuz. Risk altındasınız. Şuradan şu demirleri görmüş olduğunuz ki şu demirleri kesip de daha yakınlaştırıp şuna bir yol geçidi yapmıyorlar. İki taraf için de aynı şey geçerli. Siz karşıdan geldiğiniz zaman buradan ve Halkalı yönüne gidebiliyorsunuz doğru düzgün. Ne de Yenibosta tarafına gidebiliyorsunuz. Burası tam bir rezalet. Her köprünün üzerinde sivillerin geçmesi için bir yol vardır. Burada yol yok. Bunu yapan mimar tam bir yani ne derler onu? Mühendislik faciası diyelim biz buna. Bakın kardeşimiz geçiyor yolun kenarından. Yani risk altında her an bir arabanın çarpma durumu söz konusu. O yüzden bunu birilerinin gözüne sokabilirsek şayet. Aa hakikaten İstanbul'da böyle bir köprü mü varmış? Bakın arkadaş gidiyor görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Bu arkadaşımız için bir yol olmadığı için köprünün üzerinde mecburen buradan yandan gidiyor. O yüzden ben bunu çekmek istedim. Bu insanların dikkatini çeker mi bilmiyorum. Ben şöylece döndüreceğim. Basın Express Caddesi'ni şöyle size göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi burası Basın Express. Atatürk Havalimanı tedavülden kaldırıldı ama trafiği bir türlü tedavülden kaldıramamışız burada. Evet, bu tarafta Atatürk Havalimanı'na giden taraf dediğimiz gibi trafiği bir türlü kaldıramamışız. Evet sevgili dostlarım, ben bugün bu videoyu yapmamdaki maksat bu köprünün üzerine bir sivil siviller için, insanların geçebilmesi için bir yol rica ediyorum. Bu ricam medya aracılığıyla birilerinin kulağına gider mi? Burada böyle bir şey yapılır mı bilemiyorum. Bakın hanım kızlarımız risk altında gidiyorlar görüyorsunuz. Yani bu kötü bir şey. Hakikaten kötü bir şey. Her an bir araba çarpma durumu söz konusu. Görüyorsunuz değil mi? Benim gördüklerim siz de görüyorsunuz. Bu insanların geçecekleri bir yaya yolu yok. İstanbul'un göbeğinde burası Basın Express'te bağlantı köprüsü. Bu köprü saçma sapan bir yerde. Yani köprünün üzerinden sadece araç geçebilmesi için sanki tasarlanmış. Bu yani bu bölgede insanlar yaşamadığını mı düşünmüşler bilmiyorum. Çok saçma bir şekilde buraya yayalar için bir yol yapmamışlar. Bunu size göstermek istedim. Bakın çocuklar bile görmüş olduğunuz gibi yani yaya geçidi olmadığı için yolun yani yoldan yürümek zorunda kalıyor. Her an bu çocuğa bir araba çarpabilir. Yani emin olun siz benim gördüğümü siz de görüyorsunuz. Bu köprünün bu tarafından bakışım ve öbür taraftan bakışı aynı. Siviller için yani vatandaşlar için geçecek bir yer yok. O yüzden böyle bir videoyu burada yapmak yani bu bir aksaklık olduğunu düşünerek de yapmak zorunda kaldım. Beni izlediyseniz çok teşekkür ederim. Lütfen bu videonun sağa sola dağılmasına yardımcı olalım. Bu video dayansın ki birilerinin gözüne çarpsın. Burada akşama kadar bir sürü devlet adamı ve belediye çalışanları geçiyor. Hiç kimse de bunları görmüyor. Yıllardan beri bu köprü böyle. Görmüş olduğunuz gibi. Hepinize çok teşekkür ederim. Beni takip etmeye devam edin. Lütfen benden yorumunuzu eksik etmeyin. Abonem değilseniz lütfen abone olun. İyi günler. Hoşça kalın. Görüşmek ümidiyle.